Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Satırbaşı programında gündemin sıcak başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de konu başlığımızın satır başlarını emeklilikte yaşa takılanlar konusu oluşturuyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok da büyük katılımcılı bir miting gerçekleştirdi. Bu noktada emeklilikte yaşa takılanlar hem derneği hem federasyonu ve oraya katılan birçok da isim oldu. Bu durumu destekleyen STK'lar, siyasi liderler ve büyük bir katılım olduğunu hepimiz gördük. Peki emeklilikte yaşa takılanlar konusu nasıl bir çözüm bekliyor? Biz de tam da bunu soracağız. Federasyon Başkanımız, EYT Federasyon Başkanı bağlantının diğer ucunda Sayın Gönül Boran Özüpak. Başkanım, öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım. Teşekkür ederim Sevda Hanım. İyi yayınlar dilerim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konu. Biz zaman zaman bu konuyu masaya yatırıyoruz ama gündemi de çok sıcak artık EYT'nin ve ciddi anlamda bir tablo var ortada. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı son açıklamalar içerisinde altılı bir adımdan da söz ediyor. Bu adımın basamaklarını hem değerlendirmenizi isteyeceğim ben bugün, hem de emeklilikte yaşa takılanlar, bizim de mitingde gördüğümüz kitle ne bekliyor aslında? Diyorsunuz ki bu bir hak mücadelesi ve yasanın kapsamında biz hukuki bir mücadele de veriyoruz. Bu yüzden de çok önemli ve birçok da talep var, ciddi de bir kitle var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Geniş bir soruyla girelim. Biz artık Türkiye'de EYT deyince neyi anlamamız gerekiyor? EYT deyince en son sorudan başlamış olayım. Anayasal haklarından mahrum bırakılmış, yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayılmış ve de eşitlik ilkesiyle uzaktan yakından bağdaştırılmamış topluluğun adıdır emeklilikte yaşa takılanlar. Bunların açılımında da şöyle, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde işe girdiğimiz zaman devletimizle yaptığımız sözleşme bize dedi ki, siz kadınlar 20 yıl 5000 prim günü ödeyin, erkekler de 25 yıl prim günü ödediğiniz süreçte ben sizin emeklilik hakkınızı bana ödediğiniz primlerle refah bir seviyeyle yaşam sürdürmenizi, emeklilik keyfinizi çıkarmanız için bu sözleşmeyi yaptık. Ama ne var ki dönemin üçlü koalisyonu sürecinde IMF'nin dayatması, işte siyasi politikaların uygulanmasıyla bize üçüncü bir şart getirilerek orada denildi ki, hayır, bir dakika, sizin maçınız devam ediyor ama biz bunu hükümetimizin, devletimizin eliyle öteleyeceğiz dediler. Kuralını değiştiriyoruz dediler. Bunun sonucunda da 2 ila 17 yıl arasında değişen bir yaş haddiyle maalesef ki anayasal haklarından mahrum bırakılanlar olmuş olduk. Emeklilikte yaşa takılanların tanımı bu. Şunu da soralım, özellikle son formül içerisinde 9000 gün ve 7200 gün kavramları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer bir formül oluşacaksa altılı basamakta baktığımızda ilk adımda yasanın kapsamının belirlenmesi, aranan şartlar diye sıralanan altılıda bir formül var. Sizin taleplerinizle bu noktada örtüşen bir formül müdür? Bunu da soralım. Şimdi Gönül Boran Özüpak olarak ve bu mücadelenin içerisinde yıllarını vermiş dava arkadaşlarımın varlığıyla emin olun bu formüller bize hiçbir şey ifade etmiyor. Her seçim döneminde, her seçim arifesinde ama sosyal medyanın gündemde tutabilmek adına böyle yetkili ağızlardan duyulmayıp servis edilen formüller bunlar. Ama değerlendirilip de hani biz bu formüller üzerinde çalışıldığını düşünmüyoruz. Çünkü yaşa takılmışsınız, bir de ekstradan prime takılacak bir formül mü geliştirilmeye çalışıyor? Yani mağduriyetlerden mağduriyetler nasıl yaratılıyor diye mi bir çalışma yapılıyor? Bir de şöyle bir durum var. Bizim normalde 5000 prim günü ve kademeli olarak prim günlerinde her arkadaşımızın işe girişine göre prim gün sayıları artarak gidiyor. 17 yıla kadar olan süreçte. Bu 7200 ile 9000 prim günü zaten 2008 yılı sonrası işe girişlerde istenilen
şartlar içerisinde olan bir prim günü. Kadınlar ve erkekler, önceden diyoruz ya 5000 prim gününüzü doldurun. Bu 5000 prim günü bitti. 2008 sonrasında işe girişler kadın da olsa erkek de olsa 7200 gün ödemek zorunda. Bu bilinen bir şey 2008'den itibaren. 9000 prim günü de Bağkur'ların çalışma hayatı için istenilen gün. Dolayısıyla bunun bizimle bağdaştırılmasını ve bu haliyle bir formül üretimlerine biz itibar etmiyoruz. Çünkü zaten 2008 sonrasında böyle bir yasal düzenleme var. Siz bunu 90'da yaş haddinin iptali için mücadele eden topluluk için mi uygulanacak? Mümkün değil. Ve burada da şöyle bir şey var. Şimdi yetkili ağızdan duymuyoruz ama hani birçok arkadaşımızın da bu formüllerden eminim kafası karışıyordur. Kesinlikle inanmasınlar. Yani böyle bir formülü biz hükümetimizden, biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan emeklilikte yaşa takıp sorununu böyle çözüyoruz demedikleri süreçte bu formüllere asla inanmasınlar diyorum. Orada da şu doğuyor, hani yine sorduğunuz için ekstra kafalarda oluşan sorulardan biri. Bizim arkadaşlarımız kademeli olarak o prim gün sayılarını atıyorum 5800 günle dolduran ve durduran, donduran arkadaşlarımız var. 6000 gününü tamamlamış, 7000 gününü, 5000 işte 6500 gününü tamamlamış olan arkadaşlar da dava arkadaşlarımda, EYT'lilerde en büyük sorunlarımızdan biri aylık bağlanma oranlarının sebebiyle ne kadar fazladan prim öderseniz maaşınızın düşüklüğü için birçok arkadaşımız zaten 6000 gününü doldurmuş ve bu arkadaşımız kayıtsız çalışıyor. Yani böyle sorunumuz da var bizim. Kayıtsız çalışmaya itilen bir aylık bağlanma oranlarının yaşattığı mağduriyet. Bu arkadaşım evet 6000 günde işsiz, böyle bir formül getireceksiniz de 1200 gün daha mı çalışacak? 5800 gün çalışmış olan arkadaşımın geriye kalan gününü zaten yaşından dolayı iş bulamayan arkadaşım var. Ya da işte kayıtsız çalışmaya zorunlu haliyle itilen arkadaşlarımız var. Yani formüller deniliyor Sevda Hanım ama içi boş şeyler bunlar. Bu noktada kaçak işçi çalıştırmaya, sigortasız çalışmaya kadar iten bir süreçten de bahsediyoruz. Bu da önemli. Evet. Tabii işsizlik rakamları da ortada. Genç iş gücünü de bu noktada sektörlere kazandırmak adına bu da önemli bir bağlamda. Bir de böyle bakılması gerekiyor galiba EYT'ye. Bu da kıymetli verdiğiniz örnekte çünkü bu var. Evet, emekli olundu. Türkiye'deki emeklilik sistemi içerisinde emekli olunduktan sonra çalışmama şansı var mı emeklinin? Belki de bu soru da sorulması gerekiyor. Bu da kıymetli sorulardan bir tanesi. Siz şunu da söylüyorsunuz, yurt dışında EYT gibi bir problem yok diyorsunuz. Türkiye niye bu mücadeleyi veriyor? Ve bir de çözüm bekliyorsunuz. Peki EYT Federasyonu'nun çözüm yöntemini hemen soralım ve hatırlatalım buradan. Neler söylersiniz? Evet. Hükümetimizin yaptığı çalışmada o masanın bir ucunda olmayı bu mücadeleyi veren bir federasyon olarak yıllardır da hakkımızı istiyoruz diyen bir topluluğun temsilcileri olarak öncelikle onların formüllerinin gerçekten ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Sevda Hanım, bizi mağdur eden 4447 sayılı kanun. Bu kanunun geriye aleyhte işletilme maddesi bizim tek formülümüz. Maddesinin iptali bizim tek formülümüz. Niye? Anayasal haktan mahrumiyet bıraktı. Yasaların öngörülebilir ilkesini hiçe saydı. Eşitlik ilkesini hiçe saydı. Bunun yanı sıra sadece yaş haddi değil, onun doğurduğu o kadar çok mağduriyetler üst üste geldi ki tek formülümüz bu yasanın geriye aleyhte işletilmesinin, evet başta söylediniz, bu dünyada ve Türkiye'de bir ilki yaşadık biz. Ne hikmetse bir de o kadar şanssız bir topluluk ve nesil olduk ki her şey üzerimizde denenmiş oldu. En fazla hizmet edip
vatanına, milletine katma değer sağlayanlar olup maalesef alın terimizin karşılığını alamadan böyle ötelenmiş olduk. Yani 4400 sayılı kanunun geri alakası bizim doğan, ileride de doğabilecek her türlü mağduriyetimizin çözümü için tek formülle iptal edilmesi. Demin dediniz ya, cümlemde de kullandım. Bazı arkadaşlarımız maaşı düşmesin diye kayıtsız çalışıyor. Bunun sebebi 2008 yılındaki aylık bağlanma oranları bugün yaş haddimiz ama çok daha önüne geçti. Bağlanan, emekli olan arkadaşlarımın maaşları Ocak'tan itibaren. Şimdi bir taraftan böyle bir yaş mağduriyeti, bir taraftan da aylık bağlanma oranlarıyla siz 2500 lirayla 30 yılın karşılığında geçin diye bu yasaya mahkum ediyorsunuz. İş bulamayan, emeklilikte yaşa takılanlar yaş haddinden dolayı ya da işsiz olanın bir sağlık hizmetinden faydalanamayışı, iş arayıp da bütün kapıların kapanması, bir işkurda bile 35 yaşını aşmamış deniliyor. 47 yaşında arkadaşım oluyor, kapı duvar, girmesiyle çıkması bir oluyor. Evet, arkamızda genç kuşağımız gerçekten işsiz. O işveren bizi mi tercih edecek, yoksa gidecek 20'li yaşları, işte genç nüfusumuzu mu tercih edecek? Yani emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti bitmiyor. Bunun da çözümü insanca yaşanabilir bir maaşla aylık bağlanma oranlarının eski oranlara getirilip de hakkımızın iade etmesidir bizim tek çözümümüz. Hemen şunu da sorayım. Siz örnek verdiğiniz emekli maaşları ile ilgili en düşük emekli maaşı 2500 lira ve bu ciddi eleştiri alıyor. Bunun için de bir düzenleme bekleniyor. İşte talepler var. Hem bunu soralım, yani mağduriyetler bağlamında özellikle EYT'li olan şu anda Türkiye'de ne kadar sayıda bir mağdur var? Bir de tabii buna şunu da ekleyeceğim. Şu andaki maaşlar düzeyinde de bir bakış açısı getirdiğinizde bu noktadaki düzenlemenin önemiyle ilgili nasıl bir vurgu yaparsınız başkan? Bizim sayımız öncelikle bir devlet sırrıydı. Yıllarca bu sayımızın ne olduğunu öğrenmek istedik. Derneğimiz olarak Çalışma Bakanımızdan ya da milletvekilleri soru önergeleriyle bu sayıyı almak istedi. Ama yine Özgür Erdursun, bizim dava arkadaşımız, çalışma arkadaşımızla birlikte yaptığımız çalışmayla da sayımızın bugünkü rakamıyla 4,5-5 milyon civarı olduğunu biliyoruz. Tabii bu emeklilikte yaşa takılanlar olarak, bunu bir de siz aileleriyle birlikte bu mağduriyeti yaşayanlar olarak düşündüğünüz zaman çarpı 3 ile çarpı 2 derseniz 15-20 milyona tekabül eden çocuklarımızın sayısıyla bir sayıdayız. Küçümsenemeyecek derecede bir sayımız var. Ama şu da var. Bu sayımız 4,5-5 milyon kişi bir anda emekli olabilecek kişi sayısı değil. Neden? İçinde prim gün sayısını doldurmayanlar var. 97 senesi olup da hizmet yılını bu sene sonunda 98 ve 99, 25 yılını tamamlayacak olan arkadaşlarımız var. Bunlar hep bu sayının içerisinde ama bir anda emekli olacak kişi sayısı değil. Orada da 1 milyon civarı diyoruz. Hemen emekli olabilecek. Burada kamu kurumunda çalışan arkadaşlarımız da var. Bağkurlu çalışan arkadaşlarımız da var. Elbette ki kamu kurumu belki diyecek ki içerisinde emekli olmak istiyorum diyecek ama olmayacakların sayısı da yine dönüyor dolaşıyor. Maaş düşüklüğüyle sonuna kadar götürme çabası içerisinde. Burada onlar da mağduriyet yaşıyor ama en büyük mağduriyeti de özel kesimde yaşayan, iş bulamayan arkadaşlarımın ekonomik sıkıntılarının yanı sıra da psikolojik sıkıntılarla maalesef baş etmek zorunda kalıyor. Bu maaşların bugün asgari ücret 4253 lira iken 30 yılın karşılığında %70 oranlarındaki
aylık bağlanma oranları hesabı emekli hesabında bugün özellikle 2008 sonrasında %28'lerde, %30'larda. Şaka gibi bir sistem ve biz bunu 2019 yılında şu anki Çalışma Bakanımıza ilettik. Dedik ki ben açıkçası şunu sordum. Tersine işleyen bir sistemi hangi akıl mantıkla bu haliyle işler haline getirebilmeyi düşündünüz? Siz asgari ücretle biraz üzerinde çalışan arkadaşım, dedim ya, maaşı düşmesin diye kayıtsız çalışıyor. Başka ülkede, başka memleketler bizlere örnek veriliyor ama orada gerçekten alın terinin önemini vurgulayarak karşılığını alıyorlar. Bizde 5800 gün mü istediler? Çalışan arkadaşımın 7000 günü var, 9000 günü var. Ve bu arkadaşlarımız çalıştıkça maaşı düşüyor ya. Yani %70-99 öncesi bir oran, hesaplama oranı. %45'ler 2000 ile 2008 arasına tekabül ediyor. 2008 sonrası da %28-%30. Ve bizim yaş grubumuz 2008 sonrası daha çok çalışma hayatı içerisinde olduğumuz için o %28-%30'luk oran, siz istediğiniz kadar 99 öncesinde çalıştığınız günü yüksek deyip de tutun ama ortalaması sizin maaşınızı dibe çekecek. O kadar ters orantı ki, fazla çalışanın bir defa mükafat alması lazım dedik biz Çalışma Bakanımıza. Aklımız mantığımız almıyor, bize anlatın dedik. Yani tabii bir siyasetçi olarak o zamanlar Aile ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısıydı. Başkanı da yine Sayın Cumhurbaşkanımız idi o birimin. Ama konuyu 1,5 saat anlattık, dile getirdik yaş haddini, staj mağduriyetini. Sağlıklı bir cevap alamadık maalesef. Bu ilk konuda çok önemli. Yaş durumu dediğiniz gibi, evet, primleri çok yüksek, yaşını bekliyor ve bu noktada da kaçak işçi çalıştırma durumu da yasanın bir açığı bağlamında da ortaya çıkmış oluyor. Bunun tabii ki düzenlenmesi gerektiğini vurgusunu yapıyorsunuz. İstanbul'da son yaptığınız miting çok da ses getirdi, yüksek katılımla gerçekleştirdi. Hem mitingi değerlendirelim, son soru da bu olsun, hem de bundan sonraki mitingler devam edecek midir? Bu noktada bunu da öğrenelim. Evet. Tabii pandemi bizim sahalarda, alanlarda olmamızı çok kısıtladı. Daha çok meclis görüşmeleriyle sorunlarımızı tekrar tekrar dile getirmeye çalıştık. Ankara'da ya da işte bulunduğumuz illerde siyasi partilerle, ki iktidarımıza da ulaşma çabalarıyla bir haliyle o zor dönemi atlattık milletçe. Evet, Maltepe'de çok ama çok etkili bir miting yaptık. Şöyle, biliyorsunuz Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili, sizin adınıza bir çalışma başlatıldı. Ama siz çözülmesi gereken 5. sırada yer alıyorsunuz söylemleriyle de 2022 sonuna kadar bu çalışmanın ne olacağını, bakın çalışma, yani şu çalışma bir türlü bitmedi yani. Ben 9 yıldır bu mücadelenin içerisindeyim. Hep formüller, hep kombinasyonlar, hep bir çalışmanın varlığı ama netice yok yani. Hep askıda kalan bir şey. Bu Cumhur İttifakı'nda olan diğer parti için de geçerli, AK Parti için de geçerli. Mitingimizin neticesine de gelirsek, biliyorsunuz Sayın Çalışma Bakanımız, daha evvelden bütün basının sorgularıyla EYT ile ilgili çalışma var mı derken EYT'de gündemimizde yok diye her defasında şahit olduğumuz konuşmalarına birlikte izledik. Ama mitingimiz sonrasında masamızda cümlesini de duyduk. Bu emeklilikte yaşa takılanların ve davasına inanan, yıllarca sabırla bekleyen, mücadele eden bu topluluğun sesi olmuş oldu. Biz yine bekliyoruz. Yine bu konuda daha detaylı bilgiler verilebileceğini düşünüyoruz. O çalışmanın içerisinde de olmak istiyoruz. Çünkü bu mağduriyetleri tavanına kadar yaşayan, biz emeklilikte yaşayan, yaşa takılan topluluğuz. Bunu bizlere sorması lazım. Yani bir aylık bağlanma oranlarının bu haliyle
biz yaptık oldu ki 2008 yılında bu hükümetimizde çıkan bir yasaydı. Dolayısıyla o çalışmanın içerisinde olmak umudumuz, isteğimiz, çalışmanın neticelendirilmesi arzumuz, anayasal haklarımızın geri iade edilmesi ama insanca yaşayabileceğimizde bir maaşlarla olması talebimizde. Mitinglerimiz devam edecek mi? Evet, gerçekten çok zor şartlar altında biz o mitingimizi de gerçekleştirdik. Birçok arkadaşım işsiz. Evet, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kaderdaşlarım var ama bir o kadar da geride gelemeyen arkadaşlarımın varlığını biliyorum. Maddi imkansızlıklarla ya da işte çocuğunun kumbarasını kırıp da gelenle cebindeki son parasını otobüs bileti olarak verip de gelen arkadaşlarımı biliyorum. Hepsine de yürekten teşekkür ediyorum davasına sahip çıktığı için. İlerleyen süreçte görüşmelerimiz siyasi partilerle bir seçim atmosferine giriyoruz. Zaman neyi gösterecek? Tekrar bir miting yapar mıyız? Bunu bütün dernek başkanları arkadaşlarımızla, federasyonumuzla değerlendireceğiz. Onu da zaten topluluğumuzla, kitlemizle de paylaşacağız. Teşekkür ediyoruz başkanım yayınımıza katıldığınız için. Önemliydi değerlendirmeleriniz. Çok sağlıyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, bugünün gündem başlığı EYT'di. Emeklilikte yaşa takılanlar mitingini konuştuk. Hem de beklentiler ve talepler var biliyorsunuz ki. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da birçok konuyu sıraya koyduğunu zaten açıklamıştı. Bugün de Federasyon Başkanı da bunu destekler açıklamalarda bulundu. Satır başını noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.